İyi haftalar. Akıllı Gazete'nin ikinci haftasında birlikteyiz. Biz heyecanlıyız, mutluyuz ama sizlere inanılmaz bir şevkle, inançla teşekkür ediyorum. Bizi mahcup etmediniz. Dostlarıma çıktığımız bu zorlu yolda çok şeyler yapabileceğimize olan inancımızı ilk haftanın yankılarıyla gördük. Biliyorum, aslında ben de tam ne yapmak istediğimizi, nerelere gideceğimizi anlamıyordum. Ama bu işin içine girdikçe müthiş bir ekip bana gaz verdikçe inanıyorum biz ülkeyi sallamaya başlıyoruz. İnşallah, ama tekrar inşallah Allah'ın bizleri mahcup etmesin. Bugünkü bu haftaki konuşma için ne diyeyim, ne söyleyeyim diye düşündüm. Herkesin, bizim evde bile konuşulan bir şey vardı. Özür diliyorum. Tuvalet kağıtlarına zam mı geldi? Yıkıldım. İnsanlar ne işsizliği konuşuyor, enflasyon var mı yok mu, savaş mı var, Orta Doğu mu kaynıyor, Kuzey Kore, Amerika ne yaptı? Yok. Hepimizin konuştuğu tuvalet kağıtlarına zam mı geldi? Kimseyi suçlamıyorum. Bizim evde bu haftanın konusu tuvalet kağıtları zamlanmış. Önce kendime, sonra aile fertlerime ve millete artık hiçbir şey söylemiyorum. Biz böyle olduğumuz sürece bizimle daha çok oynarlar. Çok oynarlar ve hazmedemiyorum. Dedim ya, bu hafta ne konuşayım? Güzel şeyler söyleyeyim. Herkes bizi dinlesin. Herkes bizi konuşsun. Konuşturacağım. Tuvalet kağıdı bu hafta sizleri konuşturacak. Şimdi içimizde şu zamlardan, gidişattan, dolardan, eurodan etkilenmeyen var mı? Var ben. Ne bir dolarım var, ne de dolar borcum var. Kiminle konuşsam herkesin suratı asık. Herkes bir şey söylüyor. Ama en çok sesi kim çıkartıyor biliyor musunuz? İş dünyası çıkartıyor. Net söylüyorum. Benim bir yan komşum var. İnşaat işçisi. Süper bir amele. Evinizi yapar, elektriğin dışında her işin bir numarası. Onunla konuşuyoruz. Arabasını değiştirmekten bahsediyor bizim amele Sami. İş adamlarına gidiyorum. 300 işçi çalıştırıyor. Elini böyle almış. Bizim halimiz ne olacak Uğur abi diyor. Şimdi ya biz nereye gittiğimizi bilmiyoruz veya duvara daha toslamadık. Bence ikinci şıktayız. Biz daha duvara toslamadık. Biz işin daha tuvalet kağıdındayız. Her kesimle konuştum. Her kesimle. Bu mesleğin gözü kör olsun. Hastayım, çok seviyorum. Herkesle konuşuyorum. Ne olacak? Abi kriz mi var diyorum. Çok küçük örnekler veriyorlar. Anlamam. Paradan asla anlamam. Diyorlar ki Uğur abi, zam gelmese de gıda maddelerinde gramajlar düştü mü? Düşmüş. Bu diyorlar gizli zamdır. Yani %10 etiket fiyatı artar. Gramajı düşer. O senin aldığın fiyata %40 yansır. Yani bu ürünün fiyatı %40 artmıştır diyor. Mantıklı. Şimdi Türkiye'de tuvalet kağıdı yok. Niye? Benim işim gazetecilik. Bizim gazetelere daha kur yükselmeden inanılmaz bir zam geldi. İlk iş ne yaptık biliyor musunuz? Hemen renkli sayfaları azalttık. Utanmasak sayfa sayılarını da azaltacağız. Gerçi bizim utanmamıza gerek kalmadı. Her gün o şakşakçılık yapan ulusal basın var ya, onlar da küçülmüş ve küçülmeye devam ediyorlar. Niye dedim? Niye? Bize ekonomik savaş açan o şerefsizler niye benim kağıdımla oynuyor? Sordum. Dediler ki, abi Türkiye'de kağıt üretimi bitti. Nasıl bitti? Bizim kağıt üreten fabrikalarımız vardı. Satıldı dediler. Bize
senin gazetenin kağıdı da, tuvalet kağıdı da artık dışarıdan gelecek dediler. Şimdi o tuvalet kağıtları gözümün önüne geliyor. Gece yatarken sarılmak istiyorum. Sonra soruyorum, bilmiyorum ya ekonomiden. Ya biz Amerika ile savaş açtık, Amerika ile savaşacağız. Boş verin diyorum ya. Bir taraftan Rusya, diğer taraftan Avrupa Birliği, Almanya, İspanya bize kucak açtı. Ne güzel. Amerika olmasın, Avrupa Birliği var. Bana diyorlar ki, ya sen hakikaten yaşlanmışsın ve kafan çalışmıyor. Niye abi? Uğur abi, Almanya, İspanya, Fransa bizi çok mu seviyor? Eskiden sevmiyordu ama şimdi seviyor. Niye? Ya açıklama yapıyorlar. Türkiye'nin yanındayız. Türkiye krize girmemeli. Türkiye sıkıntı çekmemeli. Evet. Niye diyorlar? Ben de soruyorum. Niye? Diyorlar ki onların bankaları Türkiye'de. Diyorlar ki onlar bize mal satıyorlar. Biz krize girersek bizden para alamayacaklar. O zaman Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği ülkeleri krize girer. Ben bu işi gene anlamadım. Kim dost, kim düşman? Yoksa benim hanım bana mı düşman, onu da anlamıyorum. Bu tuvalet kağıdı işini çözmem lazım. Buna dersime iyi çalışmam lazım. Gene de paradan anlayan, 300 işçi çalıştıran, inanılmaz bir hayat yaşayan örnek iş adamlarımıza bu kez şu soruyu soruyorum. Abi, siz ama korkuyorsunuz ama ben gazeteci olduğum için bana söylemek istemiyorsunuz. Bir sıkıntı mı var? Susuyorlar. Susmak çok tehlikeli. Diyorum ki gözlerinizden anladım. Ben insanı gözünden anlarım. Ne zaman rahat nefes alacağız? Bu son cümle çok daha acı. 2020'nin inşallah ikinci yarısında. Allah korusun. Allah korusun. Paralıya da inanmıyorum. Parasıza da. İş adamına da inanmıyorum. Benim amele komşuma da. Tek bildiğim bir şey var. Tuvalet kağıtları zamlanmış. Bundan sonra benim için kitap değil, gazete değil, ansiklopedi değil. En önemli şey tuvalet kağıdı. Çünkü biz kitap almayız, gazete okumayız ama tuvalet kağıdı olmadan hiçbir şey yapamayız. Özür dilerim. İnşallah haftaya.